Bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Mesih'in adı harika öğütçü. Onun öğüdünün bilgeliği bizi hayrete düşürür. Hayranlık duyar ve şaşarız. Çünkü o bu dünyaya ait bir bilgelik değildir. Göksel bilgelik Tanrı'nın bilgeliği. Göksel bilgeliğe ihtiyacımız var. Tanrı aramızda yaşamaya geldi. Çünkü bundan başka hiçbir şey yeterli olamazdı. Kendi bilgeliğimiz işe yaramadı. Mesih'in gelişinin mesajı dünyaya anlamlı gelmedi. Bizzat Tanrı'nın beden alışı, doğumu, ölümü ve yeniden dirilişi bu dünyaya anlamsız göründü. Ama Tanrı'nın anlamsız görünen mesajı aslında bizi kurtaran bilgelikti. Dünyasal bilgeliğe göre en derin ihtiyaçlarımızı kaba kuvvetle karşılayabiliriz. Yani zor, korku ve utanç kullanan bir güçle. Dünyasal bilgelikte bize yeterince iyi olursak, yani bir şekilde Tanrı'yı hoşnut edecek kadar iyi olursak, kendimizi mahvolmaktan kurtarabileceğimizi söyler. Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. İsa zengin ve güçlü bir lider olarak gelmedi. Askeri ya da ekonomik gücü yoktu. Siyasi, kültürel ve akademik güç çevrelerinin dışındaydı. İşini yapmaya daha yeni başlamışken küçük düşürücü bir şekilde öldürüldü. Onun mesajını ilk duyuranlar balıkçılar ve kadınlar oldular. Bu çabucak unutulabilecek bir hayattı. Dünyanın alışkanlıklarına aykırıydı ve Tanrı hakkında düşündüklerimize tamamen zıttı. Kolları çarmıha girilmiş, bize olan sevgisinden ötürü kendini alçaltıp canını feda eden bu marangozun bizi kurtarabileceğini düşünemezdik. Ama kurtarılmaya ihtiyacımız var. Korkuyu kendi başımıza yenemeyiz. Özellikle de ölüm korkusunu. Gelecek hakkında kaygılanmamıza engel olamayız. Ya da sevdiklerimiz için kaygılanmaya. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, kendi geçmişimizle ve vicdanımızla barışamayız. Günahımızdan dolayı Tanrı'ya olan borcumuzu ödeyemeyiz. İçten içe yetersiz olduğumuzu hissediyoruz. Başkalarıyla kavga etmekten yorgunuz. İçimizde de dışımızda da esenlik istiyoruz. Kendimizi kurtarmaya çalışmaktan yorulduk. Gerçek şu ki, hiçbir dünyasal bilgelik en derin ihtiyaçlarımızı karşılayamaz. Kendimizi kurtaramayız. İsa tanrısal bilgelikle geldi ve savaşımızı bizim yerimize verdi. Her gün hayret içinde yaşayabiliriz. Çünkü Tanrı oğlu aracılığıyla insanlara ulaştı ve o Tanrı'yı hayatlarımıza getirdi. Geçmişimiz, düşmanlarımız, kendi ölümümüz. Sadece Tanrı'nın bilgeliği bize bunlarla baş edebilmek için ihtiyacımız olanı verebilir. Bu dünyadan olmayan bilgeliği görmek için içinizde bu hayreti hissedin. Kalbiniz hayranlık duyacak ve şaşıracaksınız.